Zekat ve sadakalarla yoksullara yardım etmek. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bizlere emir ve vasiyetlerinden biri zengin mal sahibi kardeşlerimizi bulundukları yerlerin fakirlerine yardım elini uzatmalarını, zekat ve bağışlarını bu yoksullara vermelerini teşvik etmemiz hakkındadır. Hak Teala şöyle buyurur: Şayet onlar küfürden geri dönerler namazı dosdoğru doğru kılarlar, zekatlarını da verirlerse artık sizin din kardeşleriniz sayılırlar. Tevbe suresi 11. ayet. Bu ayetle Hak Teala'nın hükmü açıkça anlaşılmıştır. Bunun hiçbir gizli yönü yoktur. Hak Teala farz kıldığı bu zekat ameliyle kullarını imtihan etmekte Onların iman yönünden kendisine ne derece bağlı olduklarını ölçmektedirler. Hak Teala herhangi bir şeyi hayır için harcarsanız yerine Allah başkasını verir. Allah rızık verenlerin hayırlısıdır buyurmuşlardır. Sebe suresi 39. ayet. Ve yine Hak Teala diğer bir ayetinde mallarını Allah yolunda harcayanların durumu o tane gibidir ki yedi başak verir. Her bir başakta da yüz tane bulunur. Allah dilediğine kat kat verir. Allah ihsanı bol olan hakkıyla bilendir buyurmaktadır. Bakara Suresi 231. ayet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişi sadaka vermekle malı hiçbir zaman eksilmez buyurmuşlardır. Şu hadis rivayet edilmiştir. Mallarınızı zekat vermekle kale içerisine alınız, koruyunuz. Hastalarınızı da sadakalarla tedavi ediniz. Ebu Davud Gerek yukarıda gösterilen ayetlerle, gerekse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin açıklamaları, hadisleriyle kişi nefsini imtihan etsin, istenilen bir sadakayı veya verilecek bir zekatı gönül arzusuyla veren, hatta elinde bulunanın bütününü istemiş olsa da, bunu verdiği takdirde, nefsinde bir burukluk hissetmeyen kimse, kamil bir imana sahip olduğuna hükmetsin. Kişi, nefsinin bunu vermekten kaçındığını görürse, nefsinde iman eksikliğinin bulunduğuna hükmetmelidir. İmam Şarani, Büyük Ahitler, Sayfa 164-167, 19 Ekim Mevlana Takvimi